liposakşın nedir? Öncelikle kısaca liposakşından bahsetmek istiyorum. Çünkü günümüzde liposakşınla ilgili çok fazla bilgi karmaşası var. Genelde hastalarımız bize başvurduğunda bununla ilgili liposakşın, lipoliz, lazer lipoliz, soğuk lipoliz, laser birçok yöntem olduğunu ve hangisinin iyi olduğunu, hangisinin doğru olduğu ile ilgili kafalarını karıştığını açıklayıp bizden bununla ilgili bilgi istiyorlar. Öncelikle liposakşın insanın vücudundan yağ alınma işlemine verilen isimdir. Lipoliz de yağı parçalayıp vücutta bırakma işlemidir. Lipoliz özel cihazlar yardımıyla yapılır. Cihazlarla beraber bir sıvı verilir. Bu sıvıya bağlı olarak yağ eritilir ve vücudu kendi atması beklenir. Kriyolipoliz buz yöntemiyle yine bir cihaz yardımıyla vücutta yağ doldurulur, parçalanır ve yine vücuttan yağın atılması beklenir. O şekilde yağın eritilmesi işlemidir. Bu işlemler seanslı işlemlerdir. Vücuttan yağ alınmaz lipoliz işlemlerinde. Liposuction'da ise cihazlar yardımıyla yine vücuttaki yağ eritilir. Lazer cihazı olabilir, laser olabilir. Onun dışında her geçen gün ultrasonik cihazlar, infrasonik cihazlar çıkmakta yağı parçalamak için. Yağı parçalama yöntemleri sadece değişmektedir. Yağı alma yöntemi ise ince kanüller yardımıyla parçaladığımız yağı vücuttan almaktayız. Bu yöntemlerden laser ultrasonla yapılan, infrasonik liposakşınlar, yine lazer yapılan liposakşınlar kişinin cilt yapısına göre, alınan yağ bölgesine göre, sonrasında doğum yapıp yapmayacağına, daha öncesinde doğum yapıp çatlak oluşup olmamasına göre birçok faktöre göre değişmektedir. Bunu genellikle cerrahımıza bırakmanızı tavsiye ediyorum. Kendisinin en çok tecrübeli olduğu cihaz, kendisinin daha sonraki sonuçlarını kıyasladığı yöntemler en doğru yöntemlerdir. Bir kişi için veya herkes için şu cihaz çok iyidir. Mutlaka herkes bu cihazla liposakşın olmalıdır diye bir kural yoktur. Bu kurallar tamamen kişinin vücut dokusuyla, yağ dokusuyla ve cilt yapısıyla ilgili yöntemlerdir. Ayrıca liposakşın bir kilo verme ameliyatı olmadığını özellikle söylüyoruz. Kişiler bize kilo vermek için, örneğin ben 46 bedenim, 38 beden olabilir miyim veya 120 kiloyum, ameliyat sonrasında 80 kiloya düşebilir miyim diye taleplerle geliyor. Liposakşın kilo verme ameliyatı değildir. Kesinlikle bölgesel incelme veya bir heykel gibi düşündüğümüz zaman tamamen bir törpüleme ameliyatıdır. Basen bölgesinde, bel bölgesinde, sırt bölgesinde, kol bölgesinde aşırı yağlanma olan bölgelerdeki yağların alınmasıyla vücut kontrolünün düzeltilmesidir. O yüzden kilo vermek amaçlı geliyorsa bir hasta kliniğimize öncelikle diyetisyenimize yönlendirmekteyiz. Ya diyetle kilo verme, ya hipnoterapiyle kilo verme ya da pilatesle beraber çalışmaya başlıyoruz. Kişileri belli bir kiloya oluşturduktan sonra kalan bölgesel yağlarını liposakşınla alıyoruz. Yine liposakşın sonrası hastalarımızın yine sıklıkla sorduğu bir soru, karın bölgesinde özellikle karın kaslarım belli olacak mı, dümdüz tahta gibi olacak mı, karnım gibi sorularla karşılaşıyoruz. Biz sadece o cilt altındaki yağı alıyoruz, kas dokusuna hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle bir talebi olan hastalarımızda ise pilatesle beraber liposakşını öneriyoruz. Önce pilatese başlıyoruz, biraz karın kaslarını belirgin hale getirtiyoruz. Daha sonrasında o bölgedeki yağları alıp tekrar devamında pilatesle devam ediyoruz. Eğer kişinin bize başvurduğunda aşırı yeme bozuklukları varsa, tatlı bağımlılığı, çok alkol bağımlılığı veya yemeğe karşı kendini duygusal bağımlılık dediğimiz karşı koyamama gibi bağımlılıkları varsa, bu durumda da hipnoterapiyle bu bağımlılıkların tedavisini sağlıyoruz. Ondan sonra liposakşın yapıyoruz. Çünkü biz eğer öncesinde liposakşın yaparsak hasta biz yaptıktan sonra tekrar yemeye devam edecek. Tekrar tatlısını, yiyecek bağımlılığını, duygusal bağımlılığına tekrar devam edeceği için bizim yaptığımız liposakşın boş edecek. Çünkü tekrar kilo alacak. Liposakşın sonrası bir daha hiç kilo alınmaz diye yanlış bir bilgi de dolaşmakta. Bu tamamen yanlış. Sadece bölgesel eskisi gibi aynı bölgede toplanmayacaktır. Ama kişi eğer aşırı yerse, spor yapmazsa, bir sedanter hayat yaşarsa yine kilo alacaktır.